Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 1 Kasım seçimlerinde milletin AK Parti'ye büyük bir teveccüh gösterdiğini ve tek başına hükümet kurma görevini verdiğini belirterek herkese teşekkür etti. Bakan Kılıç, seçim yenilgisi yaşayan bazı muhalefet partisi sözcülerinin açıklamalarını da eleştirerek bunlar vatandaşla, milletle arasındaki bağı koparmış zavallılardır dedi. Ki sandıktan çıkan milli iradeyi sorguluyorlar. Bunu da altını çizmek istiyorum. Evet. Çok değerli izleyicilerimiz, bizleri izleyen vatandaşlarımıza bunu hatırlatmak istiyorum. Biz hiçbir zaman sandıktan çıkan sonucu sorgulamadık. Şu anlamda sorgulamadık. Milli irade böyle tecelli etmiştir. Bunun gereğini yaptık. Yani halk yanlış yaptı demediniz. Asla. Oturup o mesajın gereğini yaptınız. Biz zaten 13 yıldır vatandaşımızı dinlediğimiz için, vatandaşımızdan hemhal olduğumuz için bu başarıları elde ediyoruz. Bakan Akif Çağatay Kılıç, Kanal 24'te katıldığı Gündem Özel programında başta 1 Kasım seçimleri olmak üzere siyasi değerlendirmelerde bulundu. Samsun'da, kendi memleketimde seçim sonuçlarıyla ilgili olarak yapılan yorumlardan öyle enteresan yorumlar yapıldı ki muhalefetten. Yani birisi kırgın dedi. Bir il başkanı kırgınız dedi. Millete kırgın olunur mu? İşte bizim farkımız burada. Başka bir il başkanı da ekonomik gelirle alakalı çok olumsuz bazı şeyler söyledi. Bakan Kılıç, 7 Haziran sonrasında Sayın Başbakanımız, milletimiz bu kararı vermiştir ve milletimizin verdiği bu karara saygılıyız demişti. Bunun gerçekleşmesi için çalışacağız dedi. Bakan Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde kendisinden siyasette dedesi gibi olmasını istediğini söyledi. Ha, bunu milletimiz öyle güzel görüyor ki, şimdi bakın. Benim ailemde, benim rahmetli dedem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliydi ve 5 dönem yaptı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde biz Samsun'a giderken, ki Samsun'da bunu konuştuk sizinle, bana git deden gibi ol demişti. Neden? Şimdi bakın, evet Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliydi ama hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm Samsun'a hizmet etmişti. İşte o ruh var ya, o ruh. Ve o herkesten... O yüzden size Samsun'a dediniz ki ben... Hani nerede ne geldiğine değil, herkese tabii gideceğim. Çünkü bakın, Sayın Cumhurbaşkanımızın da, Başbakanımızın da yaptığı çalışmalara bakın. Şimdi bakın, biz ayrım mı yaptık? Her yere giriyoruz.